Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 7-13 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, evet sizin için yılın önemli bir dönemindeyiz. Her şeyden önce e, birçoğunuz Ağustos ayı içerisinde doğdu. Bu hafta da doğum gününüz olabilir. Doğum günü bu hafta olan aslanların doğum gününü kutluyorum. Mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum onlara. Evet, yılın önemli bir dönemi çünkü yine bir tutulma döngüsü var. İlk tutulma döngüsünü Şubat ayında yaşamıştık. Ağustos ayı da böyle bir ay. 7 Ağustos'ta hemen haftanın başında pazartesi günü akşam saatlerinde 21.10'da 15 derece kova burcunda ay tutulması olacak dolunayla beraber. Bir diğer tutulmayı da 21 Ağustos'ta yaşayacağız güneş tutulması. Aslan burcunda olacak. Dolayısıyla kadersel bir dönem sizin için. Kova Aslan aksındaki ay düğümleri de sizin için öyle bir önemli dönemi işaret ediyor. Bu kısa vadede 9 yıllık, uzun vadede 18 yıllık bir döngüdür. E, ve bu döngüler yaşamınızda bir şeyleri başlatır, bir şeyleri sonlandırır. Bazı ödüller alabilirsiniz. Bazı şeyleri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Yeni kapılar açılabilir. Kadersel dönemlerdir. Çoğu zaman da olan bitene fazla e, müdahale edemezsiniz bu süreçte. Evet, ay tutulması genel anlamda duygularımızı etkileyecek. Biraz hassas bir süreci işaret ediyor ama aynı zamanda da bir tamamlanma ve güçlü bir dönüşüm enerjisi var. 7. evinizde meydana geliyor. Ee, haftanın genelinde etkili olmakla beraber güçlü bir şekilde Eylül sonuna kadar bu e, kapsamda yani sizin için e, gündemde olacak İlişkilerinizle ilgili önemli dönüşümler var. Yeni kararlar verebilirsiniz, evlenmeye karar verebilirsiniz, evlenebilirsiniz. Ee, birliktelikler, yeni teklifler, olabilir ayrılıklar olabilir, işbirliği kararları olabilir. Yakın arkadaşlıklarınızda yine önemli gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Rekabet içerisinde olduğunuz alanlarda rakipleriniz veya toplum içindeki açık düşmanlarınız, bazı mahkemeler, davalar da olabilir. Evet, bunların hepsi 7. ev temalarıdır ve doğum haritanızın aldığı etkilere göre az veya çok bunlarla karşılaşabilirsiniz bu dönemde. Sevgili Aslanlar odak noktanız ilişkiler olacak ve tabii ki eşiniz ve partnerinizle bağlantılı konularda bu tutulmanın gündeminde onlarla da ilgili yine önemli durumlar ortaya çıkabilir. Çarşambadan itibaren ayın balık burcuna geçmesi biraz daha hani dolunayın stresini azaltacak. Çarşamba ve perşembe ay balık burcunda siz daha hani duygusal biraz da böyle içe dönük enerjiler içerisinde olabilirsiniz. Finansal anlamda da zaman zaman endişeler hissediyorsunuz. İşte bu, bu tarz kaygılar varsa bunlar yine çarşamba ve perşembe günleri artabilir. Cuma'dan itibaren Ay Koç burcuna geçince daha rahat enerjiler var. Biraz da hani böyle moraliniz, motivasyonunuz yükselecektir açık havada zaman geçirmek, spor yapmak, fiziksel aktiviteler, gezilerse, seyahatler size çok iyi gelecektir. Özellikle cuma, cumartesi, hafta sonunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili aslanlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.